Allah'ı nasıl anlatırsan anlat. Haşrı nasıl anlatırsan anlat. Kaderi nasıl anlatırsan anlat. Hatta en acayip mevzuları anlat. Zendeka komitesi rahatsız olmaz. Bir yolunu bulup seni alaşağı ederler. Ya bu canı tahrik ederler. Ya korkunu, ya enaniyetini. Ya menfi milliyetini. Ama layka yaptın mı onların bam telidir. Böyle derdi. Hiç o zaman fırtınaya göğsünü koyacaksın. Yapabileceksen yap. Yoksa yapma. O kadar acayip bir adamdı ki yani şey için demiyorum, düzeltmiyorum. İtiraz ederdim. O kasette de var. Şöyle yapardı. İtirazımı kesinlikle kesmezdi. İşte abi öyle ama bana öyle geldi kale almazdı. Kim olursa olsun. Ama abi öyle ama burada böyle yazıyor. Ne yazıyor derdi ya böyle koyardı. Orayı dinlerdi. Dedi ki bu doğru. Bu doğru ama bu diyor remzi makamında. Bu işari makamında. Sarih bu kadar değildir. <laughs> Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. 106. Dostur. Çareleri bulunan şeyde, çareleri bulunan şeyde çareler aramak, çaresi bulunmayan şeyde ağlayıp sızlamamak. Ona ait iki tane cümle. Sonra başka yere geçiyorum. At ve cez bir çarelerin kâridir. At ve ceza olacaktı. Orada a yok. Cezaya bir çarelerin kâridir. Hakikat çekirdekten bir tane lemat bu. Ger istersen hayatı, yani güzel yaşama istiyorsan, çareli, çareleri bulunan şeyde de atsı yapışma. Çaresi var olana da öyle elini bağlama. Çaresine tevessül, tevessül et. Teşebbüs et. Kanaat demek oturup beklemek değil. Esbabına riayet etmek, sonucunu Allah'a tevekkül etmek. El kanaatu kenzü layefne böyle bir şey. Esbabına riayet et. Bu da istiyorsan oturma böyle. Allah böyle bir kural koymuş. İftira etme esmaya. Adetullah istiyor. Hayatın idam etmesini istiyorsan çaresi bulunanı acı yapışma. Eğer bu hayat istersen, hayatın devam etmesi yoksa öleceksin. Hayat yok sana. Ama bu hayatın içinde rahat istersen. Ya böyle oturmak istersen. Çaresi bulunmayan şeyde cezaya sarılma. Lemahta geçiyor. Çaresi yok değil mi? Kırıldı bardak. Bunu nasıl kırarsın? Senin gözüne şu olsun. Kör, sağır mısın, sakar mısın? Lan kırıldı işte. Çaresi var mı bunun? Çaresi bulunmayana ceza verme. Şu ölçülere bak ya. Diyorlar ki <laughs> niye yapıyorsun Kapları, sipsiya adamların uzantısı olan ellerini din adına öpe, öptüreceklerdi bu olmasaydı. Din diye öpecektim ben bu adamı. Kürsüye çıkıp bir böyle diyen, başka gün böyle diyen bir adama din diye o siyah kartlı şöhret için, para için dinini anlatanların din adına elini öpecektik. Öp, öp bunu diyor. Ustad, o padişahdan gelen diyor. Cevizi değil, cevizi saran mendili bile öpüse değer diyor. Ustad diyor. Değil kitap. Öyle mi demiyorum? Cevizi değil. Kabuğunu da değil yağışı şey yapsan yesen. Hatta o mendili o sarılan mendili öpsen. Niye? O zat sana ihtimam etmiş. Değer vermiş. Kıymet vermiş. İltifatını hediyeyle gösteriyor. Yani mesela bugün yazdım. Ey Hasan dedim. Bugün kenara ders çalışırken. Yani isabet ettiğini nereden bileceksin bunları? İki şekilde. Eğer mevzulara de beni sokuyorsa, iki güzel tevafuklar oluyorsa alameti makbuliyettir. Ustad bunu kullanıyor. Tevafuklar alameti makbuliyettir. gayptan onaylandığımızı gösteriyor, onaylandığımızı. Demek ki abiler hayatı istersek çaresi olan şeyde acize yapışma. Hayatın içinde rahat istiyorsan böyle çaresi olmayana da cezaya kalkışma. İkinci bir dostur. Beğendiğin şeyde ifrat etme. Bir derdin dermanı başka derde dert olur. Pan zehri zehir olur. Derman hadden geçerse dert getirir öldürür. Şimdi bir derdin dermanı var. Mesela diyelim ki gözün dermanı var. Göz, kulak ayrı bir şeydir. Aklın dermanını istersen uygulamaya geçeyim. Oraya geçeyim. Aklın dermanı tefekkürdür. Vicdanın dermanı yani canlı tutan ibadetullah, marifetullah ve istikamet. E, kalbin dermanı iman etmek ve amel etmek. Dermanı bu. Bir derman ama karıştırma. Mesela Allah'ı niye görmüyoruz diye aklen, kalben, vicdanen, ruhen bilinecek şeyi göze indirgemiş. Yani bak olmadı. Yani gittik mesela annen dese ki oğlum şu yemeğe bir bak. Baktım anne tuzludur, ekşidir anlar mısın? 12 manlardı anlardı? Hangi organ anlar? Dil anlar. Niye? birisinin vazifesini diğerden istiyorsun. Termometrenin vazifesini barometreden, sütü ölçen litreden bu kumaş kaç metredir? Hadi bir ölçsün. Litreli ölçülür mü? Desem sana bir kazan süte kaç metredir İsmail bu süt? Sütü ölçer misin? Kaç metredir? Ne ne oldu? Böyle ne yaptın? Kaç metredir süt? Olur mu? Litreli ölçülür. Metreli ölçülmez ki. Ne için de dedim? Bir derdin dermanı başka derde dert olur. Pan zehri zehir olur. İkincisi çok önemli. Derman hadden geçerse dert getirir öldürür. Mesela takva zannıyla uygulayayım Risalede olanı söyleyeyim. Takva zannıyla hal sana şiddetlenir ve vesvese hastası olursun. Mesela ben öğle namazının son sünnetini 2 4 kılıyorum. Sonra bana vaciplenmesin diye bazen terk ediyorum. Abdestsiz yemek yemiyorum. Kasten bak belki Abdurrahman kızacak bana. Yemiyorum. Yememeye çalışıyorum. Ama kasten abdesti terk ettim. Mesela bugün elmayı kasten terk ettim. Şey elmandaki meyve yiyişimizdeki abdestim yoktu. Kasten terk ettim. Vacip olmasın bende. Sünnet. Sünnette vardır. Var. Yani evet. Eğer tersi yoksa o vacip olur deniliyor. Fıkıhta kaydedir. Eğer bir sünnetin tersi yoksa onun zıttı işlenmemişse o vacip olur. Kendini yapma. Baktı ki sahabeler çok soru soruyor misvak hakkında hemen kalktı gitti. Sonra dedi ki başka zaman da eğer biraz da ısrarcı olsaydınız korktum farz edileceğinden. Biz takva zanniyle duman ediyoruz hayatımızı. Der niçin söyledim? Derman hattın geçersen. Bu budur ya. En güzel takva nedir? Haram işlememek. Yoksa sabahlara kadar Kur'an okuyup gündüz oruç tutmak değildir. Usta takvayı tan tanımladı. Takva nedir bize göre? Sabbaha Kur'an okumak, namaz kılmak, Gündüz oruç tutmak. Öyle demiyor ki. Meniyattan ve günahlardan iştirap etmek. Bazen olur hasan, olur ahsan'dan ahsan öyle mi? Evet. Yani derman hatten geçirmek. Haline. Öyle bu ömrüm bak gençler beyazlamışım bak. 60 olmuş. O kadar gördüm ki o bir anda böyle nurları tanıyor. takva yapacağım bilmem ne yapacağım. Ailesini dağıtıyor. Kadınsa erkeni terk ediyor. Erkekse bilmem Bir, tuhaf, tuhaf bir, tuha, bir, tuha, bir şeyler. Yani acayip bir şey ya. Sakin ol ya. İslam hayatımıza istikamet vermek için, huzur vermek için, rahatlık vermek için gelmiş ya. Hayat azaba çevirmek için gelmemiş ki. Hayat azap, azaba çevirmek için mi geldi ya? Aileni dağıttın, evi dağıttın, kendini darmadağın ettin. Böyle neresi din ya bunun? Din hayatın hayatı hem nuru hem esası. i̇hya din ile olur bu milletin ihyası. E ne yaptın darmadağın ettin? Ne dini ya? Ne takvası ya? Çocuğuna sahip çıkmazsın. Eşine sahip çıkmazsın. Evine sahip çıkmazsın. Neymiş? Dersten dersi gideceğim. Böyle böyle ders mi olur ya? Böyle takma mı? Böyle dil mi olur ya? Yanlış yapıyorsun kardeşim. Yanlış yaptığını da bilmiyorsun. Tenkit edenleri bile tenkit ediyorsun. Kadın erkek fark etmez kardeşim. Hepimiz dahi, dahi. Yatacağın zaman yatacaksın ya. Rüşt abi demişti ki. Çok tuhaf adam. Niye o hep ondan Ya kardeşim örnek onu gördüm. Ve uyguladım. Uykum gelirse diretmem Hasan. Yatarım. Ama uykum değilse gelmemişse de, de diretmem uykum gelsin diye diyor. O fıtridir diyor. Uykum geldiyse yatarım. İşine gelirse alırsın bu sözü. İstene gelmesi almazsın Zaten sünnette de bellidir. Sünnet tırası abi. Bir şey okuyor ki uykun gelince yatın diyor. İstihar etmeyin okumaya. Gece bir şey okuyorsun. Ya. kısaba okuyorsun. Acayip bir şey Bak bir derdin dermanı başka başka derde dert olur. Mesela usta suyu veriyor, ameliyatlı olana su verilmez. Ama normal bizim için su şifadır. Bak dert olur ona. Derman bu çok önemli. Derman hatta geçerse dert getiriyorlar. Bu abiler e, evde psikolojide uygulayın diye söylüyorum. Yani bu daha iyi, bu daha iyi, bu daha iyi. Bunun dibi yok bir ucu yok ki. Aile hayatında da öyle. Onu tenkit ediyor, onu eleştiriyor. Ya kardeşim bırak ya. Herkes her şeyi biliyor karışma. Yani ders namında, kitap okuma adına eve sahip çıkmazsın. Kadının iki vazifesi var, erkeğin iki vazifesi var. Nikah ikidir. Şey nikah farz ikidir. Birisi, birisi mehirdir farz. Birisi iki tane Müslümanın şahididir. İki tane farzı var. Neyin? Nikah. Erkeğin de iki tane farzı var. Kadının da iki farzı var. Bu olmasa düşer. Erkeğin farzı onun iaşesinin de etmesi, namusunu ve hayatını deruhte etmesi. Kadın itaat etmesi onun nikahındaki farzdır. İki, meşru ve muba emirlerine itaat etmesi farzdır. İki, malına ve emanetine sahiplilik, bekçilik yapmak. Bu erkeğin iki vazifesi, kadın iki vazifesi bir araya gelirse nikah tamam nikah onun ifadesidir. Bunlar düşerse bu zaten sureti düşmüştür. Başka yerde şöyle geçiyor. Bu lemattaydı. Hakikat çekirdeklerinde şöyle geçiyor. Bir derdin dermanı başka bir derde zehir olabilir. Bir derman haddinden geçse dert getirir. Mektubatta bu. Ötekisini de e, şey okumadım. Mektubattakini okumadım. Çaresi bulunan şeyde atse, çaresi bulunmayan şeyde cezaya iltica etmemek ceza. Ha ceza. Ağlayın, evet. Yani ceza vermek değil yani. Heh, ceza. Bulunmayan şeyde iltica etmemek gerektir. Ya Kendine ceza veriyorsun. Ona veriyorsun. O da var. Allah ipsizlemek yani. Bunun ifadesi ya tenkit ediyorsun, yerleştiriyorsun. Veya kendine ben ne sakarım ya. Şuna bak ya. Gibi hakaretler ediyorsun. Ceza. Yani onun eylemselliği nedir? Ya karşıya kendine fatura çıkarıyorsun. Hareket ve kelimeler, kelimelere dikkat etmek, ölçülü hareket etmek ölçüsü var. Ona ait de 1, 2, 3, 4 satır okuyacağım. Bu kadar. Baksana hayatın. Ya buna bir kitap ya. Ben yazarım bir kitap. Yani mesela şu bir derdin dermanı başka derde dert oldu. Bu, bu inan yazarım 50 sefer. Bazen küçük bir şey büyük bir iş yapar. Başlığı altında. Bazen küçük bir şey büyük bir iş yapar. Öyle şerait oluyor, öyle bazen şartlar oluyor ki o hadiseler. Tahtında az bir hareket sahibini çıkarır ta allay illiğin. Öyle halet oluyor ki küçük bir hareket kasibini indiriyor ta esfeli safilin. Lemaat. Her de şöyle demiş. Öyle zaman olur ki bir kelime bir orduyu batırır. Bir gülle 30 milyonun mahfuna sebep olur. Ha şu. Sırp bir nefer Sırp var ya eskiden böyle başa bela şeyin Balkanların belası Sırp kafiri bir ne, bir Sırp bir nefer Avusturya velihatını velihatına attığı bir tek gülle eski harbi umumi patlattırdı 30 milyon nüfusun mahvına sebep oldu. Bir Sırp askeri gitmiş Avusturya'nın Avusturya'nın Avustralya değil Avrupa'daki Avusturya'nın bir velihatını, yani prensini, padişahın evlatlarından bir tanesini attığı bir tek gülleyle, mermiyle Birinci Dünya Harbi'nin sebebi olmuş. 30 milyon insan ölmüş. Evet. Ne demiş? Bazen küçük bir şey çok büyük iş yapar. Üstad bunu örnek veriyor. Öyle şerait tahtında olur ki küçük bir hareket insanı Allah iyiliğine çıkarır ve öyle hal olur ki küçük bir fiil insanı esfel isafiline indirir. Açık açık Tam tersi de Ömer Halis Demir'in atmış olduğu bir kurşun bir ordukada kadar hizmet etti. Yok. Hmm. Bir tek evet Ömer Halis Demir. Hmm. Tersi de öyle. Bir tek attı mermi adamı dibe indi. Masına ihtiyaç kalmadı. Trakkesini gösterdi o. Alay eline çıktı. Onun için de bak şehiden vefat etti. Ya. Veyahut bir hakim Risale-i Nur'un... Abi evet. Bernan'ın mıydı? Hus Hasna. hasna. Hasna Hanım ve dua ediyor kocasın mücedidi mahkemede açık kadın, hakim üç tane ağır ceza reisleri bir tanesi Ali Efendi bir tanesi solcu bir de ortada kadın iki taraf bir taraf olursa ustad ezeliyen yasak olacak Ali Efendi ile solcu karşı karşıya Ali Efendi berat verelim dedi Solcu bir tane zındık var. Hakim. Hayır dedi. Kararı şu kadın değiştirecek. İkiye bir olacak. Kadın Risale'nin serbestiyetine şey yapınca o solcu da madem ikiniz ittifak ettiniz ben de ittifak ediyorum diye. Üçü ittifakken verdiler. O kadın için usta dua ediyor. Duamı aldım diyor. Vay be. Bak ne kadar sene oldu ya. Ne yaptı o şimdi kadın ya. Şu anda şu anda şu anda kabrinde alak gitmedi mi? Şu anda gitti. Ya ne yaptım, onu bile Bilmiyordu ki. Ve o biliyordu canım. O kadar basit değildir ya. Şeyin akrabasıymış. Tahsin Tola. He, İsparta'daki. Ona koca Tosun diyormuş genç çocukken. Yani genç delikanlı Tosun. Tosun delikanlı dermiş yani. O tabi abla ya yaşlı. Yani tombul tombul bir çocukmuş Tahsin Tola abi. Ustadın şeyi. E, otlarla alakalı e, ustadın özelliğini dışarıya yayan, onu vazifelendirmiş. O etsane ilaç yapardı. Otlarla. Belki Türkiye'de ilk Taşlarla. başlatan o. He? Şey taş ve ot. Ben taş, yani taşla alakam olmadığı için demek ki taş da varmış. Şimdi galiba yapıyorlar. Tamam. Buraya da geçtim. Zaaf göstermemek, kendi vazifeni yapmak başlığı. Hizmette de bu da olur mu abi bir de? Yapalım. Tamam. Mesela küçük bir hareket bütün hizmetini yakabilir mi? Mesela diyoruz biz müspetini söyleyelim. Kirbit getirdi, o gazya getirdi, o fitil getirdi, bak şu Basit bir böyle bir hareket diyelim ki bugün ders olacak. Kendini nasıl kontrol edeceksin diye kuvve aklıya, kuvve gazaviye, kuvve şeyin ifrat, tefrit vasat nasıl getirdi? Adamın belki birisinin bir derdi var. En azından bizim ihtiyacımız abaycan değil. Olmasa kendime ihtiyaç bunlar yapamaz. Şimdi bir şey duyar. Bir bakıyorsun Allah iline çıkıyor. Vay. Buydu ya. Daha önce duymadı mı? Vakti gelmemişti. Duydu ama aktif olmadı. Bazen de bir art niyetli çok iyi. Sana bir suyu zannediyor. Koca o 45 dakikalık dersi zehir zemberek kendisine de sana da yapıyor. Mesela dersi dinliyor. Şimdi kitabı koyuyorsun kafayı böyle. O şöyle yapıyor. Sen kafayı kaldırınca ki izah edince. Yani sanki Karl yani. Din düşmanı yani. Din düşmanı öyle bakmaz ha. Dinin düşmanı gelse o kadar iltifat eder ki belki Müslüman olur. Belki Müslüman olur diye hayatından tavizler veriyor. Belki namazı geç kılacak. Belki bir sürü izahlar yapacak. Ben garanti Müslümanım. Kalmak isteye bakıyor. Acayip bir şey. Sanki dini bozdum ha. Biz aldık, ders yaptım. Dini bozdum. Din gitti. Küllatı bozdum. Küllatın benim sadeleştirmem girdi öyle basıldı. Öyle din düşmanına bakılmaz ya. Ateistler öyle mi davranıyoruz? Gel lan. Gel delikanlı zındık seni. Öyle mi diyoruz? Demiyoruz. Bütün iltifatımızı, bütün yelkenimizi indiriyoruz. Niye birbirimize yapmıyoruz? Sanki vatan hainiyiz. Sanki nurun içine girmiş hainiz ya. Yani. Hainsin de Allah bunu niye istihdam etmiş? Niye onunla bazı hakikatlar ortaya çıkartıyor? Hiç mi tevafukun şeyi yok yani makbuliyeti? Ya. Yani. Zaaf göstermemek, kendi vasifesini yapmak. zaf hasmı tescih eder. Allah abdini tecrübe eder. Abd Allah'ını tecrübe edemez. Allah Allah. Zaaf var ya mesela diyelim ki Mahkeme veya ders yapıyorsun, Ders de yapalım, ders yapalım. Evet arkadaşlar siz daha iyi bilirsiniz ama böyle dersin makamına geçmiş, ders okuyor. Yani takdiminden, hakimiyetinden rahatlığı kaybolmuş. Yani böyle karşıda da bir tane ehli olmayan, yeni derse gelmiş. Yani en azından has, düşman değil de. Onları böyle itiraza vesaire teşcih eder yani. Ehli değilsin. Doktorlukta da öyle. Doktor dese ki tahmin ediyorum ki herhalde muhtemelen bana öyle geliyor ki senin hastalığın budur. Ve bana geliyor ki muhtemelen tahmin ettiğim hastalığına muhtemelen ilaç da budur dediği şeye bu adama ilacını alır mısın? O olacak da şilep gibi olacak ya. Bu budur bu da budur. Kur'an'ın gidişatına bak bakalım. Tahmin ediyorum herhalde zannediyorum var mı? Bu budur diyor bu da budur gidişatın. Onun için bir adamın bu adama güven ...hadiselerle anlaşılır. Yani 500 bin voltuk... Beş, ...500 bin tonluk gemiye... ...dalga vursa ne olur? Dalga şaşırır ya. Pat diye geliyor. Ama sandal var ya balıkçı teknolojisi... ...blap blap blap oynar. İşte inşallah biz de... ...500 bin tonluk gemi olacağız ki... ...hadiseler sarsmayacak. Pamuk ipliğine bağlı olan... ...Müslüman kardeşlerimize, Nuh kardeşlerimize de... ...reper, vesile olacağız. Tutunacak yani sana... Zaaf göstermeyeceksin. En ufak şeyde böyle kıvırmayacaksın. Bakara suresinde dediği gibi topukların üzerine geri dönmeyecek diyor. Zaafı, zaf göstermek, böyle yani pislik yapmak, kaçmak, gizlenmek bilmem Onun cesaretini artırıyor. Ayakta dur kardeşim. Buradayım kardeş. Buradayım. Allah abdini tecrübe eder. Değil mi sözlerde? İsa Aleyhisselam'a demiş değil mi? İsa şey, şeytan. Melun demiş ki ey İsa bu yukarıdan kendini at bakalım. Allah seni öldürecek mi öldürmeyecek Ey melun diyor. Rab abdini tecrübe eder. Ama abd Rabbini tecrübe edemez. Ey hayf ve he, hem zayıf. Haf ve zafun beyhude. Hem senin aleyhinde tesirat-ı harici teşcih eder, celbeder. Yani ey vesveseli ve ham. Muhakkak bir maslahat mazarat mehume için feda edilmez sana lazım harekat netice Allah'ındır. Yani bu o kadar güzel bir cümle ki ben hep kullanırım hayatımda. En çok bak bu kadar okudum ya belki de yarım saat geçti. Beni en çok etkileyen bunların içinde bir sürü var ama ama en zirve bu. Şu muhakkak maslahat mazarat-ı için feda edilmez. Yani yapman gerekenleri Yapmıyorsan, ne yapıyorsan senin işin değil o. Bak, ya bunu yaparsam şu olur da, böyle olur da, bunu alırlar da, beni içeri alırlar da, şöyle yaparlar da, e, bu mazharatı mehvume vehmi bir olabilirler. Vehmi olabilirler var, daha olmamış, ama var olan bir işim var, Yapmıyorsun Mesela diyelim ki ben dershanecilik. Gidip ben inşaatta para kazanayım. Olmadı ki, niye olmadı? Yapman gerekeni yapmamak, bunu çok önemli bir cümleyi söylüyorum. Yapmam gerekeni yapmayan ne yapıyorsa kendi kendi işini yapmıyor demektir. Kendi işin değil o. Kendi işini yapmayan yaptığı her şey kendi işi değildir. Bak, diyor ki, zaten veham diyor. Ey vesveseli veham. Hem vesvese kalbidir. Vehim aklidir. Ey vesveseli veham. Muhakkak bir maslahat. Yani muhakkak yapman gereken şu. Şu kardeşim vesvese. Aa, bunu oysalar hastalık mı kalır? Mazi benim aklımı zehirlediğini. İstikbal benim e, bakışımdan dolayı. Geleceğe bakışım anımı zehirlemesine. Mazinin seslerine. Bir sürü o, olmuş keşkelerine. Kulak asarsam. Şimdi zeyleneceğimi, zeyleneceğimi müsaade etmem ya. O zaman rahat edersin. Bak muhakkak maslahat, ma mazarat mehume feda edilmez. Ne için? Sana lazım hareket. Sonuç Allah'a aittir. of. of. Ne derlerse de ve ve şey desinler ne yapalım? Başka bak. Yukarıda neydi? Ey hayf ve hem zayıf. Haf ve zaafın de. Korkun ve zaaf boşuna gösterme. Hem senin aleyhinde. Niye? Düşmanla karşı karşıyasın. Eğer böyle estağfurullah ben onu demek istememiştim aslında. Özür dilerim yani. Hakikaten öyle değildi. Yanlış anlaşılmış dersen. tesiratı hariciyi, tesirat hariciyi harici teşcih eder, celbeder. Hucumu çoğaltırsın. Ezerler de ezerler seni yok edene kadar. Yok. Öyle mi dedin? Evet böyle dedim ben. Teşcih eder diyor. Dacı ona hücumuna cesaret veriyor yani. Seni ezer de ezer yani. Ben eylemde gösteriyorum lügatı. Başka? işine karışılmaz. Allah abdini, abdini meydan imtihana çeker. Yani böyle yaparsan eğer böyle yaparım ben der. Allah'ın işine yani karışılmaz. Allah çeker abdini meydan imtihana. Böyle yaparsan eğer ben de böyle yaparım seni ha. Abd ise hiç yapamaz Allah'ını tecrübe. Rabbim muvaffak etsin. Ben de bunu işlerim dese tecavüz eder. Yani Allah'ın bana ne yapıp yapmayacağını nasıl danılmayacağını dan dan şeriatında var zaten. Şeriatında ne demiş? Bunu böyle yaparsan dünyada da ahirette böyledir. Ama ne diyor? Rabbim muvaffak etsin ben de bunu işlersem dese tecavüz eder. Yani ben buradan bir atlayayım. Yukarıdan aşağı demiş İsa, İsa Bakayım Allah seni öldürüyor mu öldürmüyor mu? Kader mi değil midir? Bu yukarıdan aşağı atla bakayım. Ölümün kader midir değil midir? İsa Aleyhisselam'a demiş. Ulan kimle korun oynuyorsun lan? Şeytana bak ya. Yani. O da demiş ki Ey Melun Rab Allah kulunu tecrübe eder ama bakayım ne yapacaksın? Bak ben sana böyle muamele ediyorum. Dert veriyorum, sıkıntı veriyorum. Bakayım ne yapacaksın? Onun hakkıdır çünkü Halid. Ama ya Rabbim ben bunu böyle yapıyorum. Bakın bana böyle davranacak mısın? Yukarıdan aşağı atlayayım da. Bakayım beni öldürecek misin? Diyemezsin. E peki bunu uygulayalım. Dershanede uygulayalım. Evde uygulayalım. Ya e, ikinci burada. Ben böyle bir yapayım. Bakın Furkan ne diyecek? Ya kardeşim yapmam. Dememem gerekiyor. Yapmamam gerekiyor. olunca ne yapacağız? Özür dileyeceksin. Yaptın hatayı. Eşek gibi yaptığın gibi. at gibi özür dileyeceksin. Evde yaptın. Geri var, geri vites var. Allah bile bu sistemi çalıştırmış. Tövbe sistemi. Tövbe sistemi çalıştırmış Allah. İsa şey Adem Aleyhisselam yaptı Hatay Allah'a karşı. Allah özrünü kabul etmiş ya. Geri vites at. Tövbe, istifa et. et. İsa'ya demiş şeytan, madem her şey o yapar, kader birdir, değişmez. Dağdan kendini at. O da sana ne yapar? İsa dedi. Ey melun. Abd edemez Rabbini tecrübe ve imtihan. Muvaffakiyetler üzerine bir şeylere bina etmek. Ben bu işi muvaffak olursam yaparım. Yapamazsam bu işe devam etmem gibi bir şey mi? Başkasını uygulayayım. Ben şu işi yaparsam mutlu olurum. Mutluluğunu şarta bağlama. Ben bunu şey yaparım. Ondan sonra dostluğumu yaparım. Dostluğunu şarta bağlama. Şartsız dostluk ol. Yani biz kardeşiz. Ama bana böyle davranırsa kardeş gibi olurum. Hayır mi? Şarta bağlama. Şart yok. Şart nist. Rıza ilahi bozuyor. Evet. Ne bozuyorsa bir şeyleri bozuyor da. Haf ve zaf tesirat hariciyi teşcih eder. Korkmak ve zaf. Harici düşmanlarımızı üzerimize çekiyoruz. Mesela uygulayayım. Gece ses geliyor ya. Bak oradan birisi geçti. Zaf. O zaman şeytanlar kapı pencereni tık, tık veya fare yürüyüşü yaparlar. Ha? Hadi zaf niye gösteriyorsun? Tak ol, tak olursa olsun da. Tuk ol, sen de tuk et, tak. Sen de tuk yap. Bunu bilerek yapıyorum ha. Bir yerde kaldım, virane bir yerde. Kalmak zorunda kaldım. Dediler bana, burada kalma. Ama kaldım, ne yapalım virane? Bir yere derse gittik. Arabamız bozuldu. Çaylı'da bir aile, köye. Virane ev. Ama araba aks kırdı. Ne yapacağız? Ve tekim ha. Oraya da köye köyde yerli yani Cuma'ya gitmişti. Cuma kıldırmaya. Neyse geç kaldık inerken akşamdı. Aks kırdı. Ne araba geçiyor ne bir şey. Araba Arabada donacağım. Gittim içeri. Virane olmuş. Yani şeyçi söylüyor. Gittim yattım otlara. Pot! Mutfak denilen o şeyde bir tane şey. Uyandım. Korkmayın diye ben an Pat diye ve öylese be, be, zihnim yaptı üretti. Bana bak dedim. Ey aynı böyle. Beni buradan kaldırırsanız, vallahi burada yedi sulanızı yok edelim bak. Ayet hükürsü var. Yattım tekrar hiçbir şey. Yok. Yani niye örnek verdim çarpıcı? Korkma. Sistemlerini biliyorsun ya. İnsan korku niye olur biliyor musun? Bir cehaletten gelir. İki kendi donanımlarını bilmemekten geliyor. İnsan çok üstündür ya. Onları güçlü kılan korku ve cehaletimiz. Korkma kardeşim. Niçin? Senden korkanlardan korkulur mu? Biz bir yere, bir Müslüman bir yere gittiği zaman herkes kaçışıyor ya. Rahatsız olurlar belki de burayı yayınlamasın, kesersin. Size örnek verdim. Öğren dersi ya. Çünkü niye verdim? Senden korkanlardan korkma. Orada bana da öyle özür dile dediler. Hayır. Ustubum yanlıştı dedi. Yani ne oldu? Yoksa beni oklavan alçanı hamur gibi yapacak. Öleceksem de izzetli ölür. İhvanlarıma da tavsiyem budur ki zarureti kati olmadan bunlarla uğraşmayınız. Cevabul ahmak e, cevabul ahma ahma kız sükût nevinden yani ahma verilecek en güzel cevap susmak nevinden tenezül edip onlarla konuşmayınız. Fakat buna da dikkat ediniz ki Canavar bir hayvana karşı kendini zayıf göstermek onu hucuma teşcih ettiği gibi canavar vicdanı taşı mesela köpeğin üzerine gitti mi kaçar ha sokak gibi. Kaçtığın zaman peşine düşüyor. Canavar bir hayvana karşı kendini za zayıf göstermek onu hucuma teşcih ettiği gibi canavar vicdanı taşıyanlara karşı dahi dalgınlık etmekle zaf göstermek onları tecavüze sevk eder. Öyleyse dostlar müteyakkız davranmalı. Ta dostların kaytıklarından ve gafletlerinden zındıka taraftarları istifade etmesinler. Bir tane de okuyayım tamam. Mesela adam dalga geçiyor. Bir yere denk geldim ama ben gidince sustu. Bunlar uçuyor diyor. Uçuyorlar diyor. Dalga geçiyor dinlerler. Bu olur mu falan sakın ha. Hiç kale alma. Başka bir tanesini söyleyeyim. Olanı söylüyorum kurbanda. Orada meydanda toplanıyorlar. Bir gürültü. İki gün sonra kurban veya bir gün. Oo hoca iyi ki geldin geveze. Orayı karıştıran adam. Yaşlı da babamın emsali. Buyur dayı dedim. Olayı bilmiyorum ama burada bir şeyi mikser gibi karıştıran bir adam olduğunu biliyorum. Mikser biliyorsun 5-6 tane maddeyi karıştırıyor. Su, çakıl, çimento. Aynı bir mikser yani. Sonra beton döker. Buyur dayı dedim. Hoca dedi ya kurbanı aldık dedi diyor ortak. Yedi ortak. Ondan sonra benim ahırda duruyor dedi. Ben dedi o sığırı sağdım yedi ortaktan izin almadan. Alsam da olur mu? O sütü içebilir miyim içemez mi? İzin alsam ne olur yediden? İzin alınsa da caiz mi değil midir? He bana böyle yapıyor. He hoca. Milleti böyle yapıyor. Hoca ne diyorsun sen? He hoca. Ben ne yaptım? Dayı dedim. Böyle bir şey zannediyorsunuz dedim ya. Pazar müftüsü var. Pazar ilçesi var ya. Rize müftüsü var. Koca müftü varken bir telefonla halledersin. Pazar müftüsünün işini bana niye soruyorsun? Ben ne anlarım bu işlerden dedim ya. Bir anda sanki sanki o otobanda giderken adamın önüne taş koydun. Bir anda şaşırdı. nasıl yani dedi o he koca yaparken bu asist, artist, artistliği. Bir anda ben öyle deyince Paso müftüsünü sor. Paf da, o daha bilir dedim ben cahilim, cahil adamım dedim ya. Ya öyle mi ya dedi. Ya senin büyük hoca dediler de dedi ya. Demek ki değilmişim dedim daha Değil. Çekip gittim. Sonra duydum o içerlerinde bir tanesi dedi ki eğer bizim köylü varsa o duymu aynı böyle olmuş. Ya Hasan Hoca'yı çok büyüttünüz. Gördünüz mü? Bak cevap verim. İçinde bir tanesi dedi ki ya filane sen bu sorunun cevabını biliyor musun dedi. Doğru söyledi. Biliyorum, biliyorum. Tahmin et dedi bu hoca bunu biliyor mu bilmiyor mu dedi. Sence durdu. He dedi. He bu bilmesi lazım dedi ya. He deyince uyandı. Döndü ona. Ba bize, bana niye cevap vermedi o zaman dedi. Anlamadın mı dedi o şimdi. Seni adam yerine koymadı ki dedi. Vay. Sonra beni her görüşünde selamünaleyküm aleyküm diyorum. Aleyküm selam beni adam yerine koymayan hoca. Ha, bir daha öyle yaptılar mı? Adam soru sormanın bir edebi var. Bu uslu var. Dalga geçer gibi, aşkalar gibi. Sanki so, nünker mekir, hesap ve verdirir gibi hesap soru soruyor. Şimdi dedi ya izah et. Yani bu adamlara karşı muhatap cevabul ahmakul ensükut. Ahma cevap verilmez diye bu misali verdi. Evet. Ha? Peki cevabı nedir? İzin alsan da almasan da o süt e, öyle sığırda bırakmak zulümdür memesinde. Sağılır tasaduk edilir. Yemez. Yedi ortak yemez. Yani cevabı ahmakul es-sugut. Ahmağa en güzel cevap bilmiyorum. Çaylı müftüsüne Rize müftüsüne havale edersin sen de. Tek bir tane de okuyorum. Kural ve kanunlarda hikmet hikmet olmalı. Kuvvet Hakka hizmetkar olmalı başta altında. Hikmetteki desatir, hükümetteki nevamiz, hakta olan kavanin, kuvvetteki kavayt birbirleriyle olmasa müstenit ve müstemit. cumhur olmaz ne, müs ne müsmir ve müesir. Şeriatte şeair kalır mühmel, muattal. Umuru, umuru olmaz, müstenit ve mütemit. Alttakini de okuyayım. Hakikat çektiklerinde de böyle geçiyor. Bu tabirdir tabir izah edeceğim. Yoksa anlaşılmaz bu. Desatiri hikmet, nevamisi hükümetle, kavanini hak, ravabiti kuvvetle imtizaç etmezse cumuru avamda müsmür olamaz. Bu daha açık. Tamam O şu abiler. Bir. İhlas dustur mudur esas mıdır? Esas. <laughs> Bak şimdi. Işte, dusturla esas arasında bir fark var. Diyor ki bu gelen dusturlar rehberiniz olsun. Kaç tane dustur var? Dört. eylemde. Kaç tane esas var ikhlasın başında? Kaç tane esas var? En güzel örnek o. Atma Müslüman kardeşiyiz. <gülüyor> <gülüyor> Orada bayağı sayıyor musun? Kaç tane? Saymadınız mı? Dokuz 9 tane. Dokuz tane. Ha. Dokuz tane esas. Esas asıldır. İşin ruhudur. Eylemsel hali dusturdur. Unutmayın. Dustur dışsaldır. Esas içseldir. Mesela en büyük kuvvet esastır. En büyük nokta istinat esastır. Bunlar esas denilir. Ama bu esas hiç değişmez. Dustur değişir. Gelen dusturlar rehberiniz olsun. Dört tane dustur etti ama on tane de olur. Dustur. Onun için Rüştü abi esasa tünürüye o maddeleri sayarken mesela ihlasa dustur dememiş. Esastır demiş. Hep dikkat etmiş Filistes'ine bile. Mesela istinaya hem düstur hem esas demiş galiba. Anladın mı böyle? Bak, bir versene esas hatını. Bak göstereyim. Çok tuhaf ama burada yok. Ha burada düstur demiş. Ha burada da düstur var. Dustur. Esas var mı bakayım? Şöyle Filistes'in bakayım. Burada da olması lazım. Bak. Esas az var. Ruştabi'ye bak. Ona bile dikkat etmiş. <laughs> bir de beğenmiyoruz da. Yeni yetmeyiz ya. Yeni yetmeler hani eskiler şapmayız şey ya. Bak istisnasız bir tane yok. Burada <laughs> mikroskopla aradım esas hangisine koymuş. Bak okuyayım. Birinci ihlas, dustur ve esası. Sadakat ve fedakarlık dustur ve esas. Sebat ve metanet esasmış. Dustur değil. Mesleğe bakan yani filis bile son, sonuç yani ders. Mesleğe bakan dusturların değişmezliği esastır. Mesela bir tane dustur söyleyeyim. İstina dusturdur. Çünkü dinde var. Peygamber istemiş. Bu orduyu kim donatacak demiş. Esas değilsen bu kaçınılmaz temeldir olmuyor. Bak istina dusturdur. Adaveti terk etmek dusturdur. Yani esasları atlıyorum İkisi de beraber olan var. Mesela riya, şöhret, teveccüh, gibi zararlı hissiyatları terk etmek dusturmuş. Enaneti terk esasmış. Ama riya, şöhreti, teveccüh, naz gibi zararlı hissiyatları terk etmek dustur iken enaneti terk etmek esastır. Mesela başka vakfayat dustur değil esastır. Çünkü peygamberin hayatında var. görüyor musun? Bu nur talebelerinden gurur duyuyorum. Filisti bile ders ya. Ben bunu inan ders yapmışım. Ee, şöyle yapmışım. İhlas nedir? İhlas esastır. Sadakat ve fedakarlık dustur ve esastır. Sebat ve metanet esastır. Risale-i Nur meslek, mesleğe bakan dusturların değişmezliği esasmış. İman kurtarma hizmeti esastır. Aa, kendisi ders. Mesela tanafkirli terk esasmış. Adaveti terk etmek dusturmuş. Görün bu adam çalışmış, kolasayı yazmış. Emeğe saygı göstereceksin. İnsanlara teşekkür etmeyi bilmeyen Allah'a vallahi şükredemez. Teşekkür etmek insanlaradır ve antromandır. Maça çıkmak şükür gibidir. antrenman yaparlar ya, anlarsınız gençsiniz diye. Antroman yapmak sahada da güzel oynar. Yapmamış oynayamaz. Antroman yapmak, teşekkür etmektir. Sahada oynamak şükür et gibi. Çarpıcı misal ama ne yapalım? Abdurrahman kızacak bize. Esas fiilde. Mesela ihlas dokuz esastır. Ama bu esasları diyor. Eylemde dört tane dusturla ifade et. Gelecek dusturlar rehberiniz olsun. Mesela, yani Kulu vallahi hayat, Allah Allah'a ayet. kaç ayettir? Dört tane çıkışı vardır. İhlas suresi dört ayettir. İhlas'ta dört tane düstur vardır. Eylemseldir. Enaniyet esas oldu. Hubbuca vesaire dışsal olduğundan düstur, düstur oldu. oldu. Evet. Çok güzel. Abi. Ya, çok acayip. Yani buna ait bir niyesini niyesi, mesela başında da demiş ha öyle bırakmamış. Demiş ki esas şudur. Okuduğum için söylüyor. Dustur şudur. Bir bakayım nerede? Sait Özdemir abi şey yazmış. Mesela bak. Esas ne demektir dostum? Muhkemat, muselemat, zaruriyat, bedihiyat. Yani yazmış bak. Ee, şurada galiba. Ben onu, benim, aa, mu muhkemat. Bak dört tane edile-i kaçtır? Dinde kitap, sünnet, icma, kıyas. Bizde kaçtır? Dört. Zaruriyat, musellemat, muhkemat, esasat. Dostu nedir? Eshabun değil, temel değil. Dışsaldır. Bunun içinde yok. Kitap, sünnet, icma, kıyas. Esastır. Dinde. Ama Şeker hastası oruç tutmaması dusturdur. Mesela ameliyat hastası su içmemesi dusturdur. Bizim gibi insanların su içmesi dusturdur. Anladık değil mi? Bir şey oldu. Bak muhkemattır, müselemattır, zaruriyattır ve esasattır. Dört. Burada izah ediyor ne olduğunu. Bak ha burada. Görüyor musun? Eski insanlar çınar gibidir abiler. Eski abiler çınar gibidir. Çınar ağacı gibi. Onlar bilge insanlardır. Biz düşündüğümüzü onlar yaşamış bize takdim etmiş. E burayı bi bitireyim de. Ha bu dustur. Tamam. Nevamis de kanun arasında ne fark var? Hemen hulasa edeceğim. Çalıştığım için söylüyorum. Ee, i̇nsanların ruh yazılımı kanundur. Kanun emirdendir, namus iradedendir. Mesela uygulayayım. 20. mektuptan fiilde göstereyim. Hılkatın en büyük gayesi e, en büyük gayesi ve fıtratın en yüce neticesi imanı imani billah'tır. Ne demek hılkat? Bu da, taşta, ben de hılkatte eşitiz. Allah yarattı bizi. Bu da muhtaç, ben de muhtaç. Buna ne deniliyor? Hılkat. Bu kanundur. Ama bu tahtadır ben insanım o taştır. Bu namustur. Hılkatın en büyük gayesi fıtratın en yüce neticesi imanı billahtır. Tamam. Demek ki kanun evrenseldir gece gündüz fark etmez. Mesela diyelim 2500 tane elma çeşidi varmış. Bu kanun şeftali değil ama benim bahçedeki namustur. Aynı tıpa atıp öyle bir elma yoktur. Düsturu söyledik, esası söyledik, kanunu söyledik, namusu söyledik. Ne kaldı? Hak. Hak Cenab-ı Hakk'ın esmalarının her bir esmanın cil ve cemal nakış sanatına hak. Hak ne demek? Cenab-ı Hak demek. Cenab yön demek. Cenab-ı Hak ne demek? Allah yönünden bakmak. Cenab-ı Hak. Hak Allah'ın ismidir. Hak. Yani her şey hak hayatını veren. Cenab yön demektir. Cenab-ı Peygamber gibi. Peygamber yönü. Yani Cenab-ı Hak Allah canibinden bakacağız. Cenab-ı Hak ismi Ad ve ismi Rahim'in cilvesiyle ahireti bizi ispat ediyor dediği zaman Cenab-ı Hak yönünden Rahman ve Rahim'in iktizasıyla ahiret. Tamam. O zaman hak nedir? Esmaların cilve, cema, nakış ve sanatlarına deniliyor. Ha hakayık eşyayı sabit etun. Hakayık, hak. Esma ilahiyelerdir. Aynı böyle geçiyor. Kuvvet esmadır. Kudret subutu sıfattır. Şimdi desatiri hikmet nevamisi hükümet. Yani hükümetin kanunları. Burada dur noktalı virgül izah edeceğiz. Diyor ki nevamisi hükümet. Yani devletin kanunları, hükümetin kanunları hikmet dusturları yani eylemleri Eylemi hikmetli olacak. Yani uygulanabilir olması lazım. Herkesi içine alması gerekiyor. Ee, ne olması lazım? O zaman yaparsa kavanini hak, hak kanunları Cenab-ı Hakk'ın e, tecellisi Revabeti kuvvete. Yani dolayısıyla birbirimizi bağlar, birbirimizi arıştırmaz. Yoksa rüşvet girer, adam kayma girer, birbirimizi parçalar. Kavanin hak, revabiti kuvvetle imtizaç etmezse, yani Cenab-ı Hakk'ın tarafı ile Allah'tan korkmazsa ve umumi insanların, fertlerin kuvvetini bir araya getirmezse, imtizaç etmezse Allah ve beşerin hakikatları kanunları imtiza yani beşerin tespitleri, tecrübeleri ile Allah'ın kanunları imtizaç etmezse ne olur? cumhur avamda onu uygulayan hak tabakasında tesiri olmaz, müsmer olmaz. Yani kuvvetli olmaz o devletin artık yıkılmaya mahkûm o kanun ve devlet. Mesela diyelim ki 600 sene Amerikalı araştırmış. Osmanlı nasıl durabilmiş? Son bitti daha akşam. Ne bulmuşlar biliyor musun? Bir daha söylüyorum. Amerikalıların raporunu okudum. CIA'nin raporunu okudum onların raporunu. Amerika diyor ki 600 sene bu kadar 70 küsür milleti nasıl tutabilmiş? Daha 100 senede biz çöktük. Çöktü mü? Bakma şu anda niye duruyor? Rusya da çöktü. Biliyor musunuz büyük volanlar, büyük şeyler var ya demirler böyle çark. Büyük çark var ya. Durmuştur hareketi ama ağırlığından daha önce döndüğünden dolayı aniden küçük dişliler gibi hareketi keserseniz küçük dişte ha durdu. Büyük dişte kestik hareketi ama o hala o momentumu bitene kadar döner. O döndüğünü zannetme. O dönme hareketinin sonuna götürüyor. Amerika ve Rusya bitti. Büyük çark olduğu için bir anda küçük çark gibi, Suriye gibi, Irak gibi değil. Küçük çarklar böyle çevriliyor. Dursun. Büyük çark ise Hareketi kestim. O devam. uçak süzüldüğü gibi. Niye söylüyorum? Devletler de bitmiş. Niye? Hak ile kuvvet ayrışmış. Kuvvet haklıdır. Hak nerededir? Kuvvetli değildir. Kim güçlüdür? Kuvvetli olan. Hayır. Haklı olan güçlüdür dinde. Bu imtizaç etmesi lazım. Hakta olan, Hakta olan güçlüdür. Yoksa kuvvetli olan güçlü değildir. O zaman ne çıkar ister istemez o devlette? Mafyacılık çıkar. Eğer hak ortadan kalkar, kuvvet hakta olursa mafyacılık olur. Zulüm fışkırır, mazlumlar ağlamaya başlar. Anladın mı? Acayip kanunlar bunlar. Teşekkür ederiz ustadım. Mekanı cennet olsun. Ya Rabbi tam kemiğimden içimden söylüyorum. Allah'ım mu, Musa Aleyhisselam'ın Rabbi Ya Rab sana nasıl yakışıyorsa ustadıma ve nur talebelerine zerrekada bu hizmeti elden ele dilden dile bize kada gelmesine maddi ve manevi zerrekada emeği geçenlere Ya Rabbi, şanına nasıl yakışıyorsa öyle muamele et onlara. Beşeriyetine bakma. Kusurlarımıza bakma. Ya. El Fatiha.